dışarıdaki veya alçı ile nasıl bir ahşap dekor elde ederiz onu göstereceğim. Çok da yeteneğe ihtiyacınız yok. Evinizde lambili veya tahta görünümlü bir duvar oluşturmak için bir dünya para vermenize gerek kalmayacak. İşi çok basit bir şekilde birlikte çözeceğiz inşallah. İhtiyacınız olan malzemelerden bahsedeceğim ilk olarak. Yani dişli malaya ihtiyacınız var. Neden dişli olduğunu uygulamalı olarak duvarda sizlere göstereceğim. Bir tane de küçük mala. Bir tane kovaya ihtiyacınız var. Sıradan bir kova. Akabinde deseni oluşturabilmek için kırılmış olan bir tane fırçam vardı, süpürgem vardı. Bildiğiniz süpürge fırçamı. Bunu kullanacağım. Bir tane cetvel, akabinde bir tane tornavidaya ihtiyacımız olacak. Şimdi hemen işe koyuyoruz. İlk önce alçımızı veya sıvamızı nasıl kararız, ne kıvamda olması gerekiyor onu sizlerle paylaşalım. Ondan sonra da dekorumuza başlıyoruz. Arkadaşlar önce malzememizi kovaya dolduruyoruz. Şimdi kıvamında bir su ilave ettik. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın. Şimdi uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Az önce size fırınlattım mala demiştim. Şimdi uygulamalı olarak neden fırınlattım mala kullanmamız gerekiyor? Onu daha iyi anlayabilmeniz için size bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tırnak tarafıyla değil, diğer düz olan tarafıyla sıvamızı çekiyoruz veya altımızı çekiyoruz. Şu anda hala malamızın düz tarafını kullanmaktayım. Şimdi tırnaklı bölümünü kullanıyorum. Çekmiş olduğumuz sıvanın veya alçının kalınlık düzeyinin eşit olabilmesi için bu tırnaklı malayla üzerinde geziyoruz. Ve şimdi neyi keşfettik? Gördük ki buralarda açıklıklar var. Yani malzememizi eşit miktarda duvara yayamamışız. Ne yapıyoruz? Bunun üzerine açık kalmış olan bölümlere burada olduğu gibi biraz daha geçiyoruz. Ve eksiklerimizi görmüş oluyoruz arkadaşlar. Malzememizi düzgün şekilde yaydığımız için artık bunu düzleyebiliriz. Tırnaksız olan tarafıyla tekrar üzerinden geçip düz bir zemin oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar, alçımız kurumadan bir fırça ile üzerinde düz bir şekilde şöyle hafifçe iz yapacak şekilde sürtelim. Bunu yaptığımızda bildiğiniz ağaç dokusu gibi bir desen oluşacaktır. Şimdi arkadaşlar görüntüye yapıştırıyorum size. Şöyle bakınız. Ve bildiğiniz ağaç dokusu gibi bir şekil almış durumda.
Şimdi burada ister istemez böyle pürüzler de oluşuyor. Yani damlacıklar vesaire. Bu çizgilerin sertliğinin yok olması için de halamız da üzerinde hafif hafif okşama hareketleriyle bunu biraz daha düzlerseniz daha bir inandırıcı görsellik elde edeceksiniz. Sıvanın fiyatı 25 kilosu 35 TL. 35 TL'ye yaklaşık 500-600 TL'lik bir tahta görüntüsü elde ediyorsunuz. Neden daha çok para ödersiniz? Emin olun zor bir işlem değil. Sadece biraz cesaret ve deney. Arkada çekmiş olduğumuz sıvamız kurudu. Ve şimdi çizimini yapacağız. Ben mezvoyla 20 santimden yapmayı düşünüyorum. Tabii bu sizin tercihiniz. Kimi arkadaşlarımız tamamen lambeli gibi görülsün diye 10 santimden de yapan var. Siz de bakarsınız, beğenirseniz o şekilde uygularsınız. Buradan bir şekilde numune elde etmiş olabilirsiniz. Yukarıdan başlıyorum çünkü aşağıya süpürgelikler geleceği için eksik olacak olan parça, yani 20 santimi tamamlamayan parçanın üzerine zaten süpürgelik gelecek. O yüzden yukarısı benim için önem taşıyor. Bence size de tavsiyem yukarıdan başlamanız olacaktır. Evet, ilk önce tavana değdirerek burada bir 20 santimlik bir işaret alıyorum. Bir su tevazisine ihtiyacımız var. Şimdi su teralisiyle işaretlemiş olduğum yerin üzerinden çizimini gerçekleştireceğim. Tekrar 20 santim işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar yan çizgilerimizi yapacağız ve dekorumuz tamamlanmış olacak. Ben 20'ye 60 yapacağım. Tabii ki siz gene de hangi ölçüyü istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. 60 ölçümüz. Ve arkadaşlar, çizim işimiz, işlerimiz şu anda bitti. Ben size şu anda boyasız kaba halini göstereceğim. Şimdi yakın çekimi alıyorum. Evet arkadaşlar, dokuları görebiliyorsunuz. Tabii bunu canlı görmeniz çok daha farklı. Çünkü canlı çok daha güzel duruyor. Dokularımız.